Buram buram tarih kokan bu görüntüler tarihi Kerkük Kalesi'nden. Kerkük'ün en önemli simgeleri arasında yer alan Kerkük Kalesi, 4000 yılı aşkın bir tarihe sahip. Kerkük Kalesi'nde Ulu Cami, Gök Kümbet, Danyal Peygamber Camii, Osmanlı subayları mezarlığı ve tarihi evler bulunuyor. Burası bir Türk mazarlığıdır. Eskiden Osmanlı döneminin döneminde Türk subayları şehit olduğu zaman, vefat ettiği zaman bu mekanda defnolurdu. Burada çok büyük insanlar yatmaktadır. Başta Ömer Naci, Hatip Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından, sonra Ferik Mehmet Lütfi Paşa ve diğerleri çok büyük insanlar burada yatmaktadır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Osmanlı Subayları Mezarlığı ve Danyal Peygamber Camii'nin restorasyonunu yaptı. Sağ olsun TİKA'yı, burayı çok muhteşem ve burası değil, bunun da Danyal Nebi olsun, etrafında çok güzel parklar da yapılıptı. Yani burayı yeni baştan bir diriltirildi, güzel bir mazarlık ve güzel bir yatırım, yani güzel bir yatır oldu. Kerkük Kalesi'nde bulunan ve Kerkük'ün en kadim camilerinden biri olan Danyal Peygamber Camii'dir. Ve bu caminin avlusunda bulunan Osmanlı subayları mazarlığı bulunmaktadır. Bu mazarlıkta Osmanlı devletinin önemli isimlerinden yüksek rütbeli subaylar ve siyaset adamları bulunmaktadır. Sami Bayraktar, Türkmen Eli Televizyonu, Kerkük Kalesi.